Bir başka dinleyicimiz de diyor ki, bir hoca demiş ki sabah namazına kalkamayan öğleye kadar farzı eda olarak kılabilir. Ama bir şey söylüyor da, fıkıh kitapları okumayınca ne olacak, birisine sorulduğu zaman kafasına göre aynı şey uydurup uydurup söylüyor. Halbuki beş vakit namazın vakitleri bildirilmiş. Çünkü uzun bir hadis-i şerif var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Cebrail Aleyhisselam iki gün geldi. İşte bir gün sabah namazı vakti geldi. Sabahın evvel vaktinde hemen imsaktan 15-20 dakika sonra namazı, sabah namazını kıldık. Öğleyi güneş tepeden biraz batıya kayar kaymaz hemen kıldık. Zevali bir çevgi. İkindiği güneş herhangi bir cismin gölgesi bir misli olunca kıldık. Akşam güneş gurup eder etmez hemen kıldık. Yatsıyı o karanlık hemen kaybolur olmaz. Evet. Başlar başlamaz karanlık hemen kıldık. Ertesi gün geldi güneşin doğmasına işte yarım saat kalan bir zaman diliminde kıldık. Öğleyi herhangi bir cismin gölgesi bir misli olunca kıldık. İkindiği herhangi bir cismin gölgesi iki misli olunca kıldık. Akşam yıldızlar görülünce kıldık. Ve üçte birinden sonra mesela diyelim yatsıyı da öyle kıldık buyuruyor. Gece yarısına doğru kıldık. Ve döndü bana işte ümmetin namaz vakitleri bunlardır. Başlangıcı ve sonu bunlardır diye bildirdi ve gitti. Dolayısıyla müştehit alimler de bunlar fıkıh kitaplarını almışlar ve ölçülerde bildirmişler. Sabah namazı bu Türkiye takviminin bildirdiği imsak vaktinden 15-20 dakika sonra başlar. Güneş doğunca biter. Vakti bitti. Vakti bittikten sonra mekruh vakti giriyor. Bu da 50-55 dakikalık bir zaman. Bu 55 dakika sonra işrak ve duha vakti giriyor. Nereye kadar devam eder bu işrak ve duha vakti? İşrak vakti 1,5-2 saat arasında değişiyor. Ondan sonra duha vakti başlar buyuruluyor. Öğle yarım saat kalana kadar devam eder. Öğle yarım saat kalan o mekruh vakit giriyor. Ondan sonra da öğle vakti giriyor. Dolayısıyla bu duha vaktinde veya işrak vaktinde o günkü kılınamayan sabah namazı sünnetiyle beraber kaza edilir. Artık güneş doğunca o kazaya kaldı. Vakti çıktı. Vaktinde kılınan namaza eda denir. Vakti çıktıktan sonra kılınana kaza denir. O karıştırmış. Sadece belki onu okudu, kafasına göre yorum yapıyor. Sabah namazına aittir bu. Kuşluk vaktinde. Çünkü sabah namazından sonra başka bir vakit girmiyor. Namaz kılınan başka bir vakit girmiyor. Kuşluk vakti giriyor. Dolayısıyla sabah namazının sünnetine de aynı şekilde vacip makamda diyen alimler olmuş. Bunun için sünnetiyle beraber kaza edilir kuşluk vaktinde. Kuşluk vakti çıktıktan sonra da öyle vaktinde sadece farzı kaza edilir. Bir hadise anlatmıştınız daha önce. Peygamber Efendimiz yine bir seferden dönerken kaza yakalıyor. Sabah namazı. Kaza diye niyet ediyorlar. Kaza mı niyet ediyorlar? Evet, kaza. Cemaatle kılıyorlar. Cemaatle kılıyorlar. Evet. Çünkü hepsi aynı sabah namazını kılmadı. Aynı sabah namazını cemaatle kıldırdı ve işte Bilal-ı Habeşi radıyallahu anh Hazretleri anlatıyor. Evet. Ben beklerim dedim ama hepimiz yorgunduk diyor. Evet diyor, ben bekledim ama diyor. Güneş doğuyor. Yanağımı ısınca uyandım diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Allah-u Teala'nın bu ümmete bir lütuf ve ihsanıydı. Yani bu şekilde böyle uykuya dalarsa, kalırsa nasıl aynı şekilde bunu kaza edeceğini bildirmek için kaza etti. Orada kaza ettiler. Evet, eda değil yani. Eda değil.